Hoş geldiniz. Ben Muhlis Akkoca. Uzun süredir benden ücretsiz olan en iyi video düzenleme programlarını göstermemi istiyordunuz. Ben de bugün sizlere 3 artı 1 tane de opsiyonel tamamen ücretsiz olarak kullanılabilecek programları göstermeye çalışacağım. Videoyu uzatmamak adına programları yüzeysel olarak göstereceğim arkadaşlar. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Beğendiklerinizi sizler de indirip deneyebilirsiniz. Belki ilerleyen zamanlarda kendi beğendiğim birkaç video montaj programına da nasıl kullanılacağına dair detaylı bir video hazırlayabilirim. Şimdi çok fazla fazla vakit kaybetmeden bilgisayarımızın ekranına geçelim. İlk programımız Shotcut olacak. Programımıza girdiğimizde bizleri böyle bir ekran karşılıyor. Böyle her yerde yazılar olduğu için ilk hesapta karışık gibi gelebilir ama şimdi birazdan basit değiştireceğiz. Öncelikle şurada yeni proje isminde bir yerimiz var. Burada proje klasörünü seçiyorsunuz arkadaşlar. Projeyi nereye kaydetmek istediğinizi burada seçebiliyorsunuz. Buraya bir proje ismi veriyorsunuz. Örnek 5 diyeyim ben mesela. Ardından şurada video kipi ile alakalı bir çözünürlük değeri seçmeniz gerekiyor. İşte Full HD, 25 FPS veya diğer FPS değerlerinde burada seçim yapabilirsiniz. Ben 1080p 25 FPS olarak burada seçim yapacağım. Ardından başlangıça basacağım. Şimdi şu bölgeye video dosyalarımızı atmamız gerekiyor. Şöyle örnekli dosyalarımı aldım. Buraya hepsini attım. Attıktan sonra gördüğünüz gibi 4 adet video dosyam buraya çıktı arkadaşlar. Şuradan herhangi bir dosyaya tıkladığımda da buradan ön izlemesini izleyebiliyorum. Şimdi mesela şu dosyayı aldım. Şuradaki timeline kısmına attım. Attığımda dosya bu şekilde burada gözüktü. Şuradan da dosyayı daha geniş hale getirebil ilk İlk olarak şunu söyleyeyim sizlere. Eğer kesme yapacaksanız S kısa yolunu kullanacaksınız. Şöyle şuradaki oku getiriyorum. S'ye basıyorum ve burada görüyorsunuz. Kesme yapıyor arkadaşlar. Ardından bunları istersen böyle taşıyabilirim. Şuradaki fazlalıkları silebilirim vesaire. Kesme işlemlerini S, Samsung'un S'si kısa yoluyla yapıyoruz. Ek olarak burada örneğin şu videoyu tıkladım. Buradan ön izlemesini gördüm. Bütün videoyu aşağıya değil de sadece belli bölümünü alacağım diyelim. Buradan I'ya bastım. Şuradan seçtim. Buraya geldim. O'ya bastım. Sadece seçtiğim bölümleri alıp buraya atabiliyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Şöyle biraz daha hatta küçültelim. Şimdi programımız Türkçe olduğu için artı avantajlı. Çünkü Türkçe olduğu zaman daha detaylara kolay hakim olabiliyoruz. Şimdi şuradan sizlere hemen bir filtreler kısmına geleyim. Filtrede neler var? Filtreler kısmına şuradan tıkladığımızda şurada artı ikonu var. Öncelikle tabii video seçmemiz gerekiyor. Şuradaki videomu seçtim. Filtrelere tıkladım. Buradan artı ikonuna tıkladığımda burada sık kullanılanlar video, ses ve zamanla alakalı bazı efektler karşımıza çıkıyor. Sık kullanılanlara baktığımızda işte beyaz dengesi, boyut konum döndür vesaire. Mesela şöyle videomuzu yakınlaştırabiliriz. Şöyle direkt sığdır diyebiliriz. Şu şekilde yatay sığdır vesaire farklı farklı işlemler istersek yapabiliriz. Burada kontrast diyor. Mesela buna bastığımızda videomuzu biraz daha kontrast verebiliriz. Artı olarak başka neler yapabiliriz? Buraya metin ekleyebiliriz. Parlaklığıyla videonun oynayabiliriz vesaire vesaire. Burada pek çok efekt var. Video kısmına geldiğimizde sadece video ile alakalı buradan bazı ayarlamalar yapabiliyoruz. Sese geldiğimizde sadece Test dosyalarıyla alakalı burada ayarlamalar yapabiliyoruz. Zaman kısmında da zaman eşleşmesi burada bizlere yapılıyormuş. Burada pek çok ayarları basit bir şekilde yapabiliyoruz. Yani Shotcut programı ücretsiz olarak basit düzeyde kullanılabilecek bir program. O yüzden tavsiye ederim arkadaşlar. Sizler de deneyip bakabilirsiniz. Şimdi daha fazla detaylarına girmeden ikinci programımıza devam edelim. İkinci programımız OpenShot arkadaşlar. İlk gösterdiğim programdan bir tık daha basit ama fonksiyonları biraz daha az. O anlamda yani çok basit olsun benim kullanacağım program. Çok fazla detay istemiyorum derseniz bu programı kullanabilirsiniz. Ama bu video içerisinde sayacağım video montaj programlarından en az beğendiğim program bu olacak. Sırf ücretsiz olduğu için ve kolay kullanımı olduğu için, diğerlerine göre daha kolay bir kullanımı olduğu için sizlere göstermek istedim. Hemen bunun da detaylarına bakalım. Şimdi dosyalarımızı programımızın içine atalım. Bir bakalım programımıza. Dosyalarımızı attık. Şimdi şu dosyayı aldım. Şöyle timeline kısmına attım. Ardından bunu aldım. Bunu da aynı şekilde timeline kısmına attım. Şuradaki bölümden arkadaşlar timeline kısmındaki bu dosyaların küçüklük büyüklük ayarlarını yapabilirsiniz. Bir de bu programa ek olarak bir ses dosyası atalım şöyle aşağıya doğru. Şöyle ses dosyamı da atmış oldum. Burada video görüntülerim, burada da ses görüntülerim olacak. Hatta şöyle şuradan S'ye basayım. Bu kısa yolda aynı şekilde S'le kesebiliyoruz. Şuradan fazlalığı sağ tıkladım, remove clip dedim ve müziğin fazlalığını kesmiş oldum. Şimdi şöyle alacağım. Şöyle aldık. Şuradan biraz kırpacağım. Şuradan da biraz kırpacağım. Hatta ses dosyasında şöyle kırpalım. Biraz küçük projede çalışalım. Çok daha rahat olur. Şunu da şuradan büyüttüm. Evet. Şimdi burada proje dosyalarımızı görebiliyoruz. Attığımız dosyaları. Buradan aynı şekilde yaptığımız, buradaki yaptığımız düzenlemeleri görebiliyoruz. Şu kısımda da arkadaşlar bazı şeyler var. Burada proje dosyalarımız var. Burada geçiş efektleri var. Geçiş efektlerini buradan alıp iki videonun arasına sürüklediğinizde istediğiniz efekti burada kullanabilirsiniz. Buraya geliyoruz. Efektler var. Ne efektleri varmış? Hemen şöyle bir çok kolayca, basitçe bakalım. Mesela crop diyor. Şöyle bir video dosyamı seçtim. Crop'a bastığımda burada videoda crop yapabiliyorum. Yanlardan kesebiliyorum. Burada farklı farklı efektler var. İşte color shift var. Belli renk efektleri atabiliyorum. İşte maskeleme yapabiliyorum vesaire. Burada farklı farklı ayarlar var. Şimdi noise ayarı varmış. Distortion ayarı var vesaire. Stabilizasyon ayarı varmış aynı şekilde. Bunları tek tek kullanabilirsiniz. Yani çok detayına girmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Noise ayarı ses dosyalarındaki gürültüleri buradan silebiliriz. Stabilizer'dan eğer görüntülerimizde sallanma varsa o efekti atıp sallantıyı minimum şekilde yapıp daha stabil bir görüntü bizlere verir. Bu şekilde efektler varmış. Bunların olması güzel. Bunları şu anda ben de ilk defa gördüm. Emoji'ler kısmına geldiğimizde de burada farklı farklı emojiler var. Yani onlarca farklı emoji var. Bunlardan da istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha basit bir video montaj programı isteyenler için de OpenShot bu şekilde oluyor. Gelelim benim favori programıma. Favori programımız DaVinci Resolve arkadaşlar. Hemen onunla detaylarına bakalım. Programımızı açtığımızda önce böyle bir ekran karşılıyor bizleri. Şuradan çift basıyoruz ve programımızın içerisine gidiyoruz. Programımız böyle. Bence piyasadaki ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi video montaj programı DaVinci Resolve arkadaşlar. Yani böyle bir programın ücretsiz olması gerçekten büyük bir nimet. Bu programımızın bir ücretli versiyonu da var ama hiç ücretli versiyonu kullanmaya gerek yok. Zaten video montajı ile alakalı pek çok şey ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Çok fazla para verip de birkaç özelliği olan bir üst versiyonu kullanmaya hiç gerek yok. DaVinci Resolve gerçekten ücretsiz sürümüyle harika video montajları yapabilirsiniz. Şimdi programımızın bir dezavantajı var. O da biraz karmaşık gelebiliyor ilk zamanlar sizlere. O yüzden programı bence iyice öğrenmeye çalışın. Eğer para vermeden bir video montaj programı kullanmak istiyorsanız bu program tam size göre. Şimdi örnek çok kısa birkaç işlem hemen yapalım. Şimdi örnek iki tane dosyamızı atalım. Hemen kısaca bir sizlere göstermeye çalışayım. Buraya attım. Şimdi attığımda arkadaşlar burada belli başlı frame ayarları var. Bu ayarlarda kalsın mı diyor. Kabul ediyor musun etmiyor musun diyor. Ben mevcut ayarlarda kabul ediyorum. Şimdi şuradan ben hemen şöyle timeline kısmına videolarımı bir atayım. Şöyle videolarımı attıktan sonra şuradaki edit kısmına gelmem gerekiyor arkadaşlar. Edite bastığımda burada videolarım gözüktü. Ve çok daha detaylı bir ekran karşımıza çıktı. Şimdi bu ekransı korkutabilir ilk zamanlar. Ama alıştıktan sonra sizlere gerçekten kolay gelecek. O yüzden çok fazla korkmayın. Öncelikle ne yapabiliriz? Şimdi ben buradaki dosyama tıkladım. Buradaki dosyama tıkladığımda bakın şuradaki video kısmında. işte zoom in, zoom out. Buradan position'ını ayarlayabilirim. Videonun pozisyonunu zoom yapabilirim yapabilirim. Şuradaki oku sağa getirdiğimde zoom yapar. Sola getirdiğimde zoom out yapar. Bunun gibi ayarlar buradan yapabiliyorum. Ses dosyası da hemen şöyle ekleyelim. Ses dosyasına tıkladığımızda da burada audio kısmından bazı ayarlamalar yapabiliriz. İşte volümü ayarlayabiliriz. Buradaki birkaç equalizer ayarları yapabiliriz gibi gibi burada daha fazla detaylı ses ayarları var. Bunları istersek yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada video kesme aracımızın kısa yolu da B arkadaşlar. B'ye basarak buradan videolarımızı bakın şurada bir jilet işareti oldu. Buradan tık 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 istediğimiz biz videoyu böyle kesebiliriz. Şuraya bastığımız zaman da bunun kısa yolda da A'ydı sanıyorum. Evet. A'ya bastığımız zaman da buradan istediğimiz dosyayı şu şekilde timeline'da oynatabiliyoruz. Şimdi videolarımızı attıktan sonra şuradaki efekt kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada pek çok efektimiz var. Sol kısımda işte video geçişleri diyor, audio ses geçişleri diyor, titles'lar diyor, efektler diyor vesaire vesaire. Burada pek çok efektler kısmında video düzenlemesiyle alakalı yerler var. Mesela şurada bir titles kullanalım. Hiç kullanmadık daha önce. Mesela şu titles'ı ben beğendim diyelim. Şuraya sürükledim. Timeline'ın işine attım. Şimdi bu Titles kısmına bir kere tıkladığımda sağ tarafta şöyle bir düzenleme açıldı. Mesela ben şurada kendi ismimi yazayım diyelim. Burada kendi ismimi yazdım. Farklı ne ayarlar yapabiliyoruz? Şöyle mesela bazı renklendirme yapabiliyoruz. Bir kare içine aldık, böyle Green yapabiliriz vesaire. Burada farklı efektlerimiz var. Şurada yazımın fontunu değiştirebilirim. Mesela ne yapalım. Şöyle bir şu fontu seçtim diyelim. Settings kısmına geldiğimde yine burada farklı ayarlamalar yapabilirim. Titles alakalı. Şöyle bir... Titles kullanabilirim burada onlarca farklı örnek var zaten Onun haricinde şöyle bir Video geçişlerine bakalım neler varmış onları da şöyle çok kısa sizlere gösterebilirsem göstermeye çalışayım Bu arada arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim şuradaki Mixer kısmına tıkladığımızda buradaki ses dosyalarımızın seviyesinde görebiliyoruz onu unuttum Şöyle bastığınızda gidiyor Tekrardan bastığınızda geri gelir bunu da söylemiş olalım Şimdi şurada sol taraftan bir efektleri ben direkt olarak sizlere göstermeye çalışayım şurada Dissolve efektleri var Iris efektleri var Motion, Shape, Vibe vesaire burada pek çok efektimiz bulunuyor. Ses geçişleri burada aynı şekilde bulunuyor. Titles'lar burada onlarca titles var. Burada şunları bilirsiniz bazı videolarda özellikle kullanılır. Bunları isterseniz kullanabiliyorsunuz. Efekt kısmı var. Burada da bazı efektleri kullanabiliyorsunuz. Open effects kısmında da burada mesela blurluk veriyor. İşte şöyle bir efekt veriyor vesaire. Burada isterseniz bunları kullanabiliyorsunuz. Mesela color stabilizer demiş. Bu şekilde farklı farklı efektler var. Mesela şöyle grit oluşturuyor. Audio effects'e geldiğimizde de bu şekilde bazı detaylı bizleri karşılıyor. Şimdi şunu da göstereyim sizlere. Hani şuraya basıp edit video detaylarına gelmiştik ya. Burada farklı farklı yerler var arkadaşlar. Şöyle bakın buradan tek tek farklı farklı ayarlamalar yapabiliyoruz. Mesela şuraya tıkladığımızda videonun detaylı color correction ile alakalı düzenlemeler yapabiliyoruz. Yani birçok profesyonel dizi film montajında coloristler buradaki color correction'ı kullanırlar. Gerçekten DaVinci programının renk düzenlenmesi çok profesyonel düzeyde oluyor. Bakın aynı zamanda burada LUT kısmı var. Otomatik hazır LUT'lar da bu dosyalarımızın içine atabiliyoruz. Yani LUT dosyaları da şu demek hazır renk şablonları. O renk şablonlarını da videomuzun üzerine attığımızda güzel bir hazır ayarda renklendirmeler yapabiliyor. DaVinci Resolve programını da kısaca sizlere bu şekilde göstermiş olayım. Şimdi geldik artı bire. Videonun en başında demiştim ki, 3 artı 1 video montaj programı sizlere önereceğim. Önereceğim son video montaj programı arkadaşlar, ücretsiz olarak iMovie programı. Eğer MacBook cihazlar kullanıyorsanız, Apple MacOS işletim sistemine ait cihazlar kullanıyorsanız, iMovie programını da sizlere tavsiye ederim. Bence DaVinci ile beraber kullanılabilecek en iyi programlardan bir tanesi hem basit hem de özellikle ilk gösterdiğim birinci ve ikinci video montaj programına göre bir tık daha birkaç tık daha iyi diyebilirim. Hemen şöyle birkaç örneklerle sizlere göstermeye çalışayım. İki dosyamı yine aldım buraya attım. Attığım dosyalar arasından şöyle bir tanesini şuraya aldım. Bir tanesini de buraya aldım arkadaşlar. Şöyle de hafiften kırptım. Hatta şöyle şuradan da kırpayım. Şunu şöyle getirdim. Şöyle şuradan kırpalım. Şimdi şuradan büyütelim. Şöyle kısaca hemen sizlere neler yapabiliriz göstermeye çalışayım. Şimdi buradaki herhangi bir videomu tıkladım. Tıkladıktan sonra sonra şuradaki ayarlardan renk ayarları yapabilirim arkadaşlar. İşte otomatik renk ayarı renk eşleştir diyor. Burada renk eşleştirmeleri yapabiliyorum. İşte beyaz dengesi ayarlayabiliyorum vesaire. Buradan tonlamaları, renk tonlamalarını yapabiliyorum. Buradan yine detaylı renk ayarları yapabiliyorum. Buradan kırpabiliyorum. Yakınlaştırma, uzaklaştırma. Buradan aynı şekilde titrek videoyu dengele diyor. Biraz daha videoyu stabil hale getirebiliyorum istersem. Burada da yine farklı ayarları yapabiliyorum arkadaşlar. Onun haricinde bu kısımda neler varmış? Burada ses dosyalarımız var. Aynı bu programında çok fazla ses dosyası var. Hepsini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle birkaç tanesini açayım. Otomatik açılan kapı diyor. Başka neler varmış? Bilardo topları sesi geldi. Yani burada onlarca ses var. Yapacağınız video montajına göre bunları deneyebilirsiniz. Şurada başlıklar kısmımız var. Başlıklar kısmındaki yazı geçişleri de çok güzel. iMovie'de. Şöyle aşağı doğru ineyim. Bir tanesini hemen sizlere şöyle göstereyim. Hatta şöyle üzerine geldiğinizde arkadaşlar şöyle bakın üzerine geldim. Mouse hareket ettirmiyorum. Şurada gösteriyor. Şöyle ben güzel bir şey sizlere yapayım. Şunu hatta hemen şöyle bir alalım aldığımızda bakın çok basit bir şekilde burada yazı geçişi yapabiliyorsunuz. Buradan yine fontunu değiştirebiliyorsunuz. Buradan diğer ayarları yapabiliyorsunuz vesaire. Bunu sildik. Arka planlar var. Buradaki arka planları kullanıp üzerine video montajı yapabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Burada geçişlerimiz var. Çok güzel geçişler var. O geçişleri isterseniz kullanabilirsiniz. Hatta şöyle hemen bir tanesini sizlere göstereyim. Nemiz var mesela. Sola kaydırma düşünü aldım. İki video arasına bıraktım arkadaşlar. Şöyle şunu getirdim. Şuradan bir izleyelim. Bu şekilde bir geçiş yaptı mesela. Geçişimi sildim. Farklı şöyle geçiş ne varmış? Dalga diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle geldim. Oynattım. Şöyle bir dalga geçişi uyguladı. Yani iMovie'de çok basit bir program. Çok kolay bir program. Rahatlıkla bu programı birkaç kullanımda öğrenebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi Macbook cihazlar kullanıyorsanız iMovie programını sizlere tavsiye ederim. Evet. Ücretsiz kullanabileceğimiz programları görmüş olduk. Sizlere tavsiyem eğer Windows bir bilgisayar kullanıyorsanız DaVinci'yi öğrenmenizi tavsiye ederim. Diğer programların kullanımı daha kolay gibi geliyor ama yapılabilecek şeyler sınırlı. DaVinci'de ise çok daha yaratıcı işler ortaya çıkarabilirsiniz. DaVinci ile alakalı da ilerleyen zamanlarda detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. Ek olarak MacOS bir bilgisayar kullanıyorsanız da iMovie programını kullanabilirsiniz arkadaşlar. iMovie'de ücretsiz video montaj programları arasında DaVinci ile beraber bence en iyisi. Mac bilgisayarlarda da çok hızlı ve stabil çalışıyor. Shotcut veya OpenShot'a göre iMovie çok daha kaliteli bir program bence. İster hepsini tek tek deneyip uygun gördüğünüz program programı kullanın. İster benim önerilerimi göz önünde bulundurarak bir program seçin. Nasıl arzu ederseniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.